Selamlar. Canlı yayınımız başladı. Bugün ne yapacağız? Bugün fasulye konservesi yapacağız. Ben yaz aylarında hazırlamıştım. Gördüğünüz gibi iki şişeden yapacağım. Hiçbir şey yok. Öylece mis gibi asla da bozulma olmayan bir konserve yemeği yapacağız kızlar. Siz de yapın. Eğer hazırladıysanız yaz aylarında benim gibi şimdi çıkarın çıkarın yapın. Şimdi ne yapacağım? Ben ilk önce soğanlarımı doğrayacağım. Şunun içine yavaş yavaş yapacağım. Süremiz uzun. Daha sonra fazla yerlerini keseceğim videonun. Herkesler hoş gelmişler. Sefalar getirmişler. Bugün canlı yayın açtım size. Şöyle bir konserve yemeği yapayım dedim. Hem yaptığım konserveleri de görün. Görün ki nasıl olduğunu. İki tane soğan doğrayacağım. Şimdi. İlk önce soğanların ben şöyle kabuklarını çıkarayım. Devam edeceğiz. Gelenler hoş gelmişler. Bakalım bugün konserve yemeği yapacağız. Yaz aylarında hazırlamıştım. Ne demişler? Sakla zamanı, gelir zamanı. Artık zamanı da geldi. Geçiyor bile. Yaz geliyor, yenisini yapacağız. Şurada da bir yarım biberim var kızlar. Biberim bitti. Artık ne olursa onunla yapacağım. Dediğim gibi şu iki tane de konservem var. Bakın bunlar yeşil fasulye konservelerim benim. Ben bunları yaz aylarında hazırladım. Hatta videoları da kanalımda mevcut. İsteyen bakabilir. Nasıl yaptığımı merak ediyorsanız bakın. Şimdi ben bunları kapağına atacağım. Şimdi nasıl açacağım kızlar? Size kolaylık bir yöntem göstereyim. Şu gördüğünüz kapak kısımlarından böyle tık 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 vuracağım bir kenara ama tezgahın üstüne şimdi vurursam bu tribo devrilir. Kafamıza devrilir. Onun için şöyle bir kenarda vuracağım. Açma yöntemi bu şekilde. Bak şöyle kenara tık 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 vuracaksınız. Başka bir şey değil. Hava hiç bıçakta sokmayın. Bozulmasın kapaklarınız. O şekilde açarsanız bozulmaz. Şimdi burada vurun da mesela şu şekilde tekrar gösterelim. Şöyle tık tık var gücüne. Bak hop, açıldı kapak. İşte bu şekilde hani yere vuruyor ben genelde ama tripod sallanmasın diye bu sefer buraya vurdum. Hem görün nasıl yaptığımı siz de bu şekilde yaparsanız kapağınız bozulmaz. Bıçak sokarsanız bozulur. Bak. Hop açıldı işte bu kadar basit. Bakın mis gibi öylece fasulyeler öylece içinde gördünüz mü? Hiç bozulma yok. Küf yok, pas yok. Yapımını gösterdim kanalımda. Yaz geldi mi yapın. Yapın bak bunlar şimdi alınacak gibi değil. Çok pahalı. Şimdi ben bunları yıkayacağım kızlar. Bir kevgirin içine dökeceğim. Birazcık yıkayacağım. Yani şu suyu bir gitsin. Gördüğünüz gibi. Öylece bakın. Mis gibi fasulye. Tazecik. Bahçemde olan fasulyelerden bunlar kızlar. Şimdi soğanları, biberlerimi doğrayacağım. Hemen onları da yıkayalım. Tencerem burada. Ben hiç şöyle doğrama aparatı falan pek aramam. Elimle hemen şöyle doğrarım. Tabii elini keserim diye korkanlar doğrama aparatında doğrasın tabii ki de. Bizim elimiz alışkın. Bir şey olmaz. Bunları kışlık yapmıştık. Kanalımda yapmıştım. O fasulyeler nasıl yapıldığını da ayrı ayrı gösterdim. Yaz Allah kısmet ederse gene yapacağız. Ayten Ergin hoş geldin. Kalp yapar mısın? Yapıyorum canım ya. İstediğin kalp olsun. Şu şekilde değil mi? Kalbim sizinle. İyi ki varsınız. Sağ olun, var olun. Sen de bir kalp at, beğeni at. Hadi bakalım. Boş geçme. Canlı yayınımı beğenin kızlar. Beğenin. Hem laflayalım, hem yemeğimizi yapalım. Hem de herkese yavaş yavaş yemek yapmayı buradan elimden geldiği kadar öğreteyim. Herkes anasının karnından öğrenip de doğmuyor.
Evet, soğanı ne kadar yemeklere bol doğrarsanız yemeğiniz o kadar lezzetli olur kızlar. Yemeğin lezzetini soğan getirir. Onun için iki tane bakın soğan doğruyorum. Ay gözüme sıçradı. Ağlatacak da soğan bizi ya. Yavaş yavaş yapacağım. Hiç acele yok. Ne zamana kadar sürer bilmiyorum. Ama yapacağım. Tabii işi olan gidebilir. Daha sonra videoyu düzenleyeceğiz. Tekrar yayınlarız. Keseriz, biçeriz fazla yerlerini, beğenmediğimiz yerleri. Gözlerimi yaktı kız. Bol bol soğanlı yapalım derken ağlatacak bu soğan bizi şimdi utanmadan. Tatlı yerlerini ayırıyorum. Evet. İki tane büyük soğan doğradım. Şöyle bir tane biberim var ama kalmamış. Markete de şu anda gitmedim. Artıkın olanla. Ama olsaydı iki tane falan da ondan doğrardım. Az olsun ne yapalım yani. Onu da şöyle dörde bölüp elimde doğruyorum. Bakın çok lezzetli bir yemek yapacağız. Tazesi gibi, aynı mis gibi. Eğer yapıp koyduysanız yaz aylarında şimdi bunlar bize çok birer veli nimet hani. Evet, şimdi soğanları doğradık kızlar. Birkaç diş de sarımsak doğruyorum bakın. Sarımsak fasulye yemeğine çok yakışıyor. Yani ne kadar? 3-4 diş bakalım. Soyacağız. 1 Evet, canlı yayına gelenler hoş gelmişler. Canlı yayınıma beğeni atın kızlar. Boş geçmeyin. Yorum bölümüne yorum yazın. Kanalımız azıcık büyüsün. Abone değilseniz de abone olun. Çok teşekkür ederim Havva'cığım. Hoş geldin, sefalar getirdin. Hem buradan gördüklerim yorumları okumaya çalışıyorum. Hem de yemeğimi yapacağım. Uzun sürebilir. Tabii işi olan bırakıp gidebilir. İlla ki duracaksınız diye bir kural yok. Yavaş yavaş yapacağız. Evet. Şimdi 4 diş sarımsak soydum. Şimdi bu sarımsakları da doğruyorum. Bakın çok güzel yemek yapacağız. Bu şekilde yaparsanız fasulyenin tadından yiyemezsiniz. O kadar lezzetli olur. Şimdi başlayalım pişirmeye. Hemen ocağımı yakıyorum. Tenceremi koydum. Görüyorsunuz değil mi? Tenceremi koydum. Şimdi sıvı yağını dökeceğim. Dikkatli bakın, daha önce yemeği yapmayanlar da öğrenmiş olur bu sayede. Şimdi sıvı yağını döküyorum. Ne kadar? Yarım çay bardağı. Şöyle bakın, ben göz kararı dökeceğim de. Yarım çay bardağından birazcık fazla. İnce belli çay bardaklarından kızar. Şimdi başlıyoruz kavurmaya. Soğanımızı, biberimizi kavuracağız. Şimdi domates de doğrayabilirsiniz ama şimdi domatesin mevsimi değil. Bunlar benim yaz aylarında yapmış olduğum domates soslarım. Salça yerine de kullanıyorum. Sos yerine de kullanıyorum. Öyle aşırı taş gibi salça değil. Böyle cıvık bir şekilde yaptığım için her türlü yemeklerde kullanıyorum o. Bu da biber salçası. Birazcık kullandım. Daha var üzerinde tabii ki de. İkisinden de koyacağım. Biber salçasını renk verecek. Domates de lezzet verecek. Renk vermez domates. Evet, kavur.
kurmaya başlıyoruz. Gelenler hoş gelmişler canlı yayınımıza. Bugün konserve fasulyelerimden yemek yapıyoruz. Yıkadım, açtım, süzüldü. Yıkadım. Soğanı, biberi doğradım. Şimdi kavuruyorum. Güzel bir kavuracağız. Kavurmadan yemek yapmayın. Yemeğin lezzeti kavurarak olur kızlar. Bunu unutmayın bak. Kavurmadan yemek yapmayın. Hatırlatır, katır katır bir şeye de benzemez. Şimdi daha henüz tuzunu atmadım. Tuzunu ne zaman atacağım? Fasulyeleri koyacağım. Güzelce kavrulmasını bekliyoruz. Bu arada ben bunu açmadım. Daha yeni çıkardım. Yarımlar bitmiş. Bakın yine aynı şekilde böyle bıçak sokup katiyen açmayın. Burada devrilmesin diye yani ona da bakıyorum da. Bu şekilde çok kolay açılır. İşte bakın mis gibi yaz aylarında yapmış olduğum domateslerimden hem salça olarak kullanıyorum hem sos olarak kullanıyorum. Her birine de oluyor yani. Böyle biraz akıcı yaptığım için her türlü yemeğe kullanıyorum. Tabii bunların yapımı da var kanalımda. İstediğiniz her videoya bakabilirsiniz. Her çeşit video vardı kızlar. Elimden geldiği kadar sizlere göstermeye çalışıyorum. Herkes öğrensin. Bir faydam olursa da ne mutlu bana. Bir kişi Allah razı olsun desin yeterli. Evet, şimdi domates sosundan koyuyorum. Bakın şöyle. Azıcık lezzetli olsun. Çünkü domates döktük oraya. Neyse. Azıcık daha dökelim. Tamamdır. Şöyle koyalım. Evet, şimdi sosunla birlikte soğanı, biberi kavuruyorum. Şimdi birazcık da biber salçası koyacağım. Bu biber salçası da renk versin diye. Biber salçasını fazla koymasak da olur. Zaten domatesler yaz domatesi ya. Kıpkırmızı oldu bakın. Şimdi alsanız asla böyle yapamazsınız. Olmaz çünkü. Şimdi domatesler, sera domatesi. Ne tadı var ne tuzu. İnanın ki biberlerin de öyle. Ne tadı var ne tuzu. Arada bir alıyoruz. Yarım kilonda fazla değil. Onu da nereye kullanıyorum? İşte biber böyle yoğurtlu biber falan yapıyorum arada. Böyle kullanıyorum. Evet, şimdi koyduğum malzemeleri güzelce kavrulmasını bekliyoruz. Şimdi birazdan fasulyeleri koyacağım içine. Hoş geldin Tuna. Aleykümselam ablacığım. Hoş geldin, sefalar getirdin. Ha, bu arada kızlar da diyorum da hani kız erkek hiç fark etmez. Herkes öğrensin bunları. Yani herkes evli değil, yalnız yaşayanlar da kendi kendine yapar. Niye yapmasın ki? Gördüğünüz gibi biberimi, soğanımı güzelce de kavurdum, soslarını da koydum. Şimdi fasulyeleri koyacağım. Bakın şimdi fasulyeler burada. Konserve bunlar kızlar. Yıkadım, açtım. 2 tane yarım kiloluk kavanoz. Şimdi onları da bırakıyorum içine. Şöyle fasulyeleri birlikte kavuracağım. Gerçi onlar haşlandı konserve olurken de. Evet, şöyle güzelce onu da karıştırıyorum fasulyeleri. Birazcık tuz atacağım. Çok da fazla atmayacağım. Yani şimdi tadı tuzunu ayarlamak lazım. Şöyle bir fasulye dalalım baba. Çok fazla atmayalım. Çünkü biz fasulye konservesini yaparken çok az tuz atmıştık içine. Çok fazla atmadım. Konserve yaparken birazcık tuz atmıştım. Şimdi içine ne yapacağız? Şeker atacağız kızlar. Bakın bu şeker bu fasulyenin lezzetini verecek. Hiç böyle yani niye atılıyor, atılmıyor demeyin. Yani sebzelerin kendine has bir mavur, bir acısı vardır. Bu şeker de onları alacak hem de lezzet verecek. Bakın şöyle bir tatlı kaşığı. Şöyle karıştıralım. Zaten çok fazla sürmeyecek bunun pişmesi.
konserve olduğu için çok çabuk pişecek. Şöyle hop. Ay aklım alındı. Kapağımızı da kapatalım. Birazcık şimdi kavuracağız. Ha, bu arada bakalım mesajlarına bakalım. Mesajlara okuyalım. Sanırsam Rusyalısın. Okuyamadım. Çünkü dil bilmediğim için. Güzel şeyler yazmışımdır inşallah. Ama bilmiyorum. Çevirileri yapıyorum. Herkesin diline ait dünya. 50 dile 52 dil kadar çeviri yapıyorum. Herkes kendi dilinde baksın kızlar. Çeviri yaparak önce çeviriyorum. Yani onu da Google Translate'den çeviriyorum. Ama ben dil bilmiyorum. Türkçe olarak biliyorum. Yorum bölümüne yazarsan çevirip bakarım ne dediğini. Bircan Ateş. Selam. Aleyküm selam. Hoş geldin Bircan. Hoş geldin kızım kanalımıza. Evet, karıştırıyoruz. Bakın, yani bu konserve olduğu için çok da fazla beklememize gerek yok. Aşırı kavurmamıza gerek yok. Çünkü konservede pişti. Konserve, fasulye konservesi yemeği yapıyoruz. Birazcık şimdi kavurma işlemini yapıyoruz. Soğanını, biberini doğradık. Konservelerimizi açtık. Yıkadık. Tabii o aşamaları görmemiş olabilirsin. Daha sonra tekrardan baştan bakarsan o aşamaları da görürsünüz. Her aşamasını özellikle göstermek istiyorum ki herkes öğrensin kızlar. Yemek yapmayı bilmeyen birçok kızlar var. Genç kızlarımız var. Öğrensinler. Şimdi bu böyle kavrulurken ben şimdi buna su getireceğim. Bu da fazla su koymayacağım. Neden? Çünkü fasulyeler zaten pişti. Yani konserve piştiği için bakın güzelce ne kavruldu. Şimdi suyunu verebiliriz. Artık şöyle birazcık üstüne geçene kadar su vereceğim. Çok da fazla değil. Eğer taze fasulye olsa biraz daha fazla su vermek gerekir. Fasulyeler pişene kadar. Bakın şimdi bu böyle tıkır 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 kaynasın. Tamamdır. Şöyle kapatalım. Şimdi bu burada kaynasın. Evet bakalım kimler gelmiş. Gelenler hoş gelmişler. Lütfen canlı yayınıma beğeni atın. Arkadaşlar parmağınız yorulmaz. Böyle tık beğeni atın. Mümkünse güzel bir de yorum atın altına. Abone olmayanlar abone olsun. Bildirimlerini açsın ki videolarımdan haberdar olsun. Eğer bildirimleri açmazsanız böyle canlı yayın açtığım zaman haberiniz olmaz. Ne zaman haberiniz olur? Arada bir kanalıma girip bakarsanız yeni video atmış deyip görürsünüz. Ama bildirimleri açarsanız hemencecik göreceksiniz. Yemeğimiz pişsin. Servisini de yapacağım. Şimdi birazdan size turşu da çıkaracağım. Turşu yanına turşusuz olur mu? Birazcık da yanına turşu çıkaracağım. Hangi turşulardan? Gene yaz aylarında yapmış olduğum bir sürü turşu tarifim var. Şöyle birazcık onlardan çıkaracağım kızlar. Bakın çıkır çıkır kaynıyor. Gördünüz mü? Sanırım inşallah görkür oradan. Bakın fıkır fıkır kaynıyor. Suyu birazcık azalsın. Kapatacağım. Zaten konservede bayağı bir pişmiş bu fasulyeler. Pişti. Kaynarken konserve şişeleri haliyle burada çok daha kolay bir şekilde pişmiş olacak. Pişmeye devam etsin. Ben birazcık bakalım turşu hazırlayayım. Servisini de yapıp göstereceğim kızlar size. Daha sonra canlı yayını kapatırız. Ne kadar olmuş? 22 dakikada işte yemeğimiz pişmiş. Bu kadar da çabukum yani. Elim hızlı. Patır kütür yaparım. Lütfen canlı yayını terk etmeyin kızlar. Son ana kadar bakın özellikle yemek yapmayı bilmeyenler çok dikkatli baksın. Birebir gösteriyorum çünkü bakın canlı yayında pişecek servisinde yapacağız. Bakın fıkır fıkır kaynıyor. Mis gibi de koktu. Gelenler hoş gelmişler. Bugün canlı yayında yeşil fasulye konserve yemeği yapıyoruz. Ben bu fasulyeyi konserve olarak yaz aylarında hazırladım. Şimdi de hep birlikte açtık. Pişmek üzere. Çok az bir zamanı kaldı bakın. Mis gibi. Salçası, sosu, biberi, soğanı.
sarımsağı hepsi içinde. Çok az zamanı kaldı. Çünkü konserve aldığı için çok çabuk bir şekilde pişecek. Daha sonra tabağa koyacağım, servisini göstereceğim. Siz de yapın, hazırlayın. Eğer varsa konserveleriniz, çıkarın dolaplardan. Konserve gerçi dolaba konmaz da dışarıda benimki. Aşağıda öyle bir yer var. Oraya koyuyorum ben genelde. Konservelerim, salçalarım hepsi oradadır. Oradan lazım oldukça çıkarıp artık tüketiyoruz. Bunları da yiyelim gayrı. Artık kış bitecek. Yavaş yavaş yiyelim. Başladı yemeğe de. Biberlerim vardı benim. Kavurmuştum. Onları mesela yoğurtlu biber olarak değerlendirdim. Çok güzel. Tekrar ısıtıp tavada üzerine bir yoğurt, mis gibi yoğurtlu biber. Kış ayının ne yapayım ben katır kutur biberini. Değil mi? Yaz aylarının kendi bahçemde yetişmiş biberi varken. Hadi bakalım gelenler, hoş gelmişler canlı yayınıma. Yeşil fasulye yemeği yapıyoruz. Her aşamasını gösterdim. Videoyu baştan alıp bakarsanız göreceksiniz zaten. Birazdan servisini yapacağım. Suyla servis yapacaksınız kızlar. Bakın bunlar da benim yeni yaz aylarında hazırlamış olduğum lahana hariç tabii ki de turşularım. Bunları sizlere, bunların tarifini bir 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 verdim. Bakın şu lahana gelmiş üstüne. Kamber biber turşusu süper oluyor. Bunlar salata turşularım. Bakın hiç bak çıt. Öylece bunlar da top acı biberlerim. Bunlar da böyle bahçemde kalan son zamanda olan biberleri topladım. Yeşili, kırmızı, sallan ne verdiyse onlardan da kurdum. Bu lahanayı geçenlerde canlı yayında yine tarifini vermiştim. Lahana turşusu. Hem suyunu içebilirsiniz bu turşu. Duman üzerimize mi geldi? Hem suyunu içebilirsiniz, bu lahana turşusunu kurun. Eğer kurmadısınız yapın. Bana dua edeceksiniz. Çok faydalı bir turşu. Hepsi faydalı. Hepsi probiyotik. Çünkü bunlar da bekliyor belli bir süre. Bunlar da faydalı. Ama bu lahana turşusu sadece tuz ve su ile hazırlanan bir turşu. Bir hafta sıcak bir ortamda bırakırsanız, bir hafta eğer dış tarafta soğukta atarsanız 15 gün içinde olacak olan bir turşu. Bu turşunun suyunu da lahanasında yiyebilirsiniz. Suyu zararsızdır. Üstelik de aşırı derecede vücudumuza, sağlığımıza faydalıdır. Bol bol da probiyotik üretir. Devam edelim. Çok konuştum yine. Başlayacaksınız aşağı yorum bölümüne. Aman ne çok konuşayım. ne yapayım yani? Yemeğimiz oldu sayılır. Çok az suyu tarttı burası. Bakın pişti bile. Hadi bakalım azıcık yer yorum bölümüne yazın da bakalım okuyalım kızlar. Boştayım yani, okuyabilirim şu anda ama iş yaparken okuyamıyorum. Geçip gidiyor. Gelenler hoş gelmişler. Canlı yayınımıza beğeni atın kızlar. Unutmayın bunu. Abone değilseniz de abone olun. Sakın abone olmadan geçmeyin. Daha güzel güzel tarifler vereceğiz. Yaz geliyor, bahçeye atacağız kendimizi. Konserveler, salçalar, soslar. Artık Allah ne verdiyse bahçeye ekeceğiz. Biberlerimizi ekeceğiz. Domateslerimizi ekeceğiz. Hepsini bir daha sıra sıra pişir pişir yiyeceğiz. Ay çok konuştum. Bu yemeğini artık kapatıyorum kızlar. Çok az bir suyu kaldı. O kadar da olsun, ekmeğimizi bandıracağız. Ben de ekmeği bandırıp da yemeği çok severim. Kıyma koymadım. Çünkü kıymalı herkes yapamaz. Ben de yapamıyorum ki yani. Her yemeğe kıyma atmıyorum. Kıymasız sade konserve yemeği yaptık. Artık ocağımızı kapatıyoruz kızlar. Evet, kapattık ocağımızı gayrı. Artık yemeğimiz pişti. Sizin hemen buraya koyacağım. Şimdi servisini burada yapacağım. Çünkü oradan oraya canlı yayın olduğu için kamerayı gezdirmek bayağı bir sorun. İki kamera birden canlı yayına bağlasak çok daha güzel olacak ama onu yapamıyoruz. YouTube'dan da rica edelim iki kamera birden canlı yayını açma şeyi çıkarsın yani. Servise geçtik kızlar. Yemeğimiz
Hazır şöyle koyayım ki herkes görsün. Mis gibi benim fasulye yemeğimi. Kış ortasında tazecik dalından yeni kopmuş. Hop. Şöyle bakın. Kendi bahçemin malları. Çok çok koyduk. Yeter bu kadar. Bunlar benim kendi bahçemin malları. İşte bakın. Görünüyor değil mi? Şöyle çekeyim görükmezse. Şöyle de yapabiliriz yani. İnşallah görürsünüz kızlar. Ve burada da turşularım var. Salata turşusu, acı biber turşusu, kamber biber turşusu, normal kıl kestel biber turşusu ve meşhur lahana turşusu diyoruz. Şöyle kaldıralım. Nasıl? Fasulye yemeğimiz, turşumuz hazır kızlar. Mis gibi de oldu. Şimdilik benden bu kadar kızlar. Yemeğimi de son defa göstereyim. Beğenen beğenir, yapan yapar, yapmayan da kendi bilir. Hadi bakalım. Şimdilik benden bu kadar. Hadi hoşça kalın bakalım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Yani şimdi sonra da ona göre herkese davranmak lazım ki. Şu anda yazı kesildi tahminim. Engellendi. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Daha sonra güzel güzel tariflerde gene görüşeceğiz. Yine canlı yayınlar açacağız. Hadi bakalım. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Kapatıyorum canlı yayını kızlar. Sağlıcakla kalın. Bu arada da kanalıma abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Bildirimleri de açın ki yeni tariflerimden haberdar olun.